Dikkat. Yedek Haydarpaşa banyo treni birinci perona gelmiştir. Haydarpaşa'dan Pendik'e gidecek banyo treni 5 dakika sonra birinci perondan hareket edecektir. Selim, ne haber? İyidir. Bülent gene kayıplara karıştı. Ben de epeydir görmüyorum. Görürsen ablasının merak ettiğini sağ söyle, tamam mı? Tamam. Hadi güle güle. Eyvallah. Ne oluyor ya? Duymadın mı? Grev başlıyor. Ne grevi? Ne grevi olacak? Demir yolları grevi. Trenler ne olacak? Çalışmayacak mı? Allah Allah! Tabii çalışmayacak, ne olacak? Yandık desene. Yandık. Bu işçiler de iyice azıttılar artık. Şu memlekette en fazla parayı onlar alıyorlar, hala gözleri doymuyor. Doğru söylüyorsunuz beyefendi, asıl ezilen biziz, biz memurlar ama hiçbir hakkımız yok. Grev, grev, grev. Memleketin canını okudular. Ya, fabrikalar da bu yüzden kapanıyor. Evet, hep bu grevler yüzünden. Emekli maaşlarını da arttırmıyorlar ki. Arttırsalar ne olacak? Bakkal, kasap, gaz, tuz derken ayın beşinde tırı tebe. Doğru, asıl ezilen biziz, biz memurlar. Yahu arkadaşlar, sapla samanı birbirine karıştırıyorsunuz. Böyle saçmalık olur mu yahu? Hayatınızdaki her sıkıntının sebebini neredeyse işçilere yükleyeceksiniz. Efendi doğru söylüyor. Merhaba Utkucuğum. Öf, yine mi ders? Bugün 5 yeni sözcük ve bu sözcüklerle cümle kurmasını öğreneceğiz Utkucuğum. Aman, bıktım artık. Hadi bakalım. Önce ben söyleyeceğim, sonra sen. This house is beautiful. Evet, tekrar et. Lütfen. İstemiyorum. Lütfen. Sözlerinize katılıyorum. Ama bazı gelişmeleri, tehlikeli gelişmeleri önleyemediğimiz açık. Bu ülkede sendikalaşmayı yıllarca önledik, geciktirdik. Ne yazık ki bütün engellemelere rağmen adamlar tüm iş kollarında sendikalaşmayı gerçekleştirdiler. Kendi sendikalarımızı kurdurttuk, sendikaları bir süre denetim altında tuttuk, bu da kâr etmedi. We know all this.
Bunlardan haberimiz var. Aslında bütün geri kalmış ülkelerde durum aynı. Otoriter bir rejim gelmeden karşı hareketi durdurmak mümkün olmuyor. Neyse, biz şimdi demir yollarınızda başlayacak greve gelelim. Bu grevler özel sermayeyi ekonomik planda ilgilendirmez. Ancak siyasi bakımdan çok yakından ilgilendirir. Bu grevlerin etki alanı çok geniştir ve çok sayıda çalışanı kapsar. Bu nedenle özellikle bu tür grevlere kesinlikle hayat hakkı tanımamak gerekir. O halde ne yapmalısınız? Madem ki grevi engelleyemediniz, yararlanın bu grevden. Ve hepimizin şikayet ettiği karşı hareket uzun süre belini doğrultamasın. Biz de bunu düşündük ve esaslı bir darbe indirmenin planlarını yapıyorduk. Ben en yüksek tirajlı gazetemle günlerdir greve karşı kamuoyu oluşturmaya çalışıyorum. Halk anarşiden illallah demiş durumda. Bunu hesaplayarak grevcilerin anarşi yaratıcıları gibi gösterilmesini planladık. Çok iyi bir planlamayla demiryolu grevinden çıkarak diğer iki eylemlerini de kırabiliriz. Baylar, baylar, düşmanı can damarından vurmak gerek. Öyle bir olay yaratılmalı ki tüm yetişkin kadrolar devre dışı bırakılabilsin. Yenileri onların yerine alıncaya kadar da sizler daha radikal tedbirler alabilmek için vakit kazanmış olursunuz. Unutmayın, düşman en can alıcı yerinden vurulmalıdır. Lütfen yapma Utkucuğum, hiç doğru değil bu yaptığın. Please don't do that, Utku. It isn't right. Ne söyledin bakalım? Ne bileyim ben? Mete Bey gönderdiler efendim. Dersler nasıl gidiyor bakalım sevgili öğretmenim? Fena sayılmaz. Bir şey itiraf etmek istiyorum. Çok şaşıracaksın ama sana alıcı gözüyle ilk kez bugün baktım. Oysa 3 aydır Utku'ya ders veriyorsun. Kendi kendime ne kadar aptalmışım. Çok güzelsin sevgili öğretmen. Adın ne senin? Sibel. Burasını çok beğeneceğini sanıyorum. Şey, şuralarda bir yerde otursak? Ne oturması? Buraları çok güzel. Boş ver güzelliği, hadi gel. Ne olur. Manzara ne kadar güzel, burada oturalım. Hay Allah, hepiniz birbirinize benzersiniz. İlle nazlanacaksınız, yoksa ilk defa mı olacak? Hadi neyse, odamıza gidelim. Hadi, nazlanma artık. Şu an binlerce demiryolu işçisi greve başlamış bulunuyor. Burjuva basını günlerdir grevimizi kırmaya çalışıyor. Bir kamu sektöründe çalışıyoruz ama para babaları grevimizle yakından ilgileniyorlar. İş yerimizdeki satılmış sarı sendika
aldığı buyruk gereğince saldırıya hazırlanıyor. Baskı, terör, entrika kol geziyor, ağ mücadelemiz yükseliyor. Karavansız satılmışlar! Karavansız satılmışlar! Bugün ülkemizde şiş göbeklilerin uşakları saldırılarıyla, katliamlarıyla halkımızı yıldırmaya çalışıyorlar. Ama bu saldırılar tüm çalışanların daha bir bilinmelerine, birlik, disiplin ve kararlılıklarının pekişmesine yarıyor. Bizler bütün bunları göre göre, bile bile babalarımızın bize bıraktığından daha güzel bir dünya bırakacağız çocuklarımıza. Arkadaşlarım, yeryüzünde haykıran milyonlarca emekçi sesine kulak verelim. Zafer bizimdir! Grevimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bize güç verdiniz. Az ileride parmaklıkların arkasında genç arkadaşlar gördüm. Şimdi gidip onlarla da konuşacağım. Onlar başka siyasetten. Kendi bildiklerine eylem koyarlar onlar diyorsunuz ama etmeyelim arkadaşlar. Birbirimiz için olumsuz düşünmeyelim. Aramızda konuşup tartışarak her şeyi hallederiz. Halletmeliyiz. Sen onları tanımazsın. Disipline uymazlar. İşte slogan atmaya başladılar bile. Arkadaşlar. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Buna gerek yok arkadaşlar. Arkadaşlar beni dinleyin. Eylemimiz eylemimizdir. Sağ olun. Buyurun başımızın üstünde yeriniz var ama böyle değil. Konuşup anlaşalım. İşçi kuyruçluğu mu yapacağız? Biz eylemimize kendi damgamızı basarız. Biz burada ideolojik mücadele veriyoruz. Ekonomizm bataklığında çırpınmıyoruz. Uzatmayalım arkadaşlar. Sözünüz kimse gelsin onunla konuşalım. Disiplinimize uyacaksınız o kadar. Biz doğru bildiğimiz bir şey. Doğru bu mu sence? Evet bu savunuyorum. Eylemimiz sürüyor arkadaşlar. Geliyor. Sür çabuk. Sesini çıkarırsan yersin kurşunu. Sana bir şey yapacak değilim. Kamyonu istediğimiz yere çek. Dediğimi yaparsan kılına zarar gelmez. Öndeki arabayı izle. Biz seni mi soyuyoruz yoksa seni soyanları mı? Anlayamadım benim. Anlayacaksın. Bir gün gelecek her şeyi anlayacaksın. Çaren yok, kurtuluşun bu. Biz seni soyanları, tüm halkın iliğini kemiğini sömürenleri soyuyoruz. Eylemlerimizle halkın objektif gereksinimini dile getiriyoruz. Halkın baş düşmanlarına karşı savaşıyoruz. Vallahi ne bileyim beyim. Çal, çal, hiç durmadan kalk, çıksın herkes! Zorbalar kaldık, sizi getirdik! Toplanın, koşun! Toplanın! Kendi malınızı sizi getirdik! Askerin! Altınızda vermeye gelin! Toplanın! Sömürenlerden aldık, size getirdik! Ay, okul demir yerler!
katılın savaşa! Kahrolsun faşizm! Dikkat! Migro soyguncusu 3 anarşist ABD bölgelerine... Sesini çıkarma. Korkma. İçeri bak. Evde başka kimse yok. Korkma, korkma bacım. Sana bir şey yapacak değiliz. Bizden sana bir kötülük gelmez. Polis peşimizde. Az sonra çekip giderler, biz de gideriz. Söz. Söz değil mi? Bağırıp çağırmayıp usluca duracaksın. Olayda olduğumuzu fark ettiler. Ya ne sanıyordun? Eve varacak halleri yok ya. Hiç belli olmaz. Her neyse. Duruma göre ne yapacağımıza karar veririz. Şimdilik güvenli bir yerdeyiz.
Korkmuyorsun değil mi? Korkuyorum. Boşuna korkuyorsun. Sana hiçbir şey olmaz. Kimsiniz siz? Bu evde başka kimler oturuyor? Anan, baban, ha? Ablam var. O nerede? Neredeyse gelir. Gelir mi? Bir de onunla mı uğraşacağız? Ne iş yapıyor? Sen ne yapıyorsun? Ben öğrenciyim. Ablam da özel İngilizce dersleri veriyor. İyi ama siz kimsiniz? Korkacak bir şey yok. Ortalık sakinledi biraz. Öğrenciysen bizi daha kolay anlarsın. Biz de öğrenciyiz. Hangi taraftansınız? Öğrenciysen bunu anlamalısın. Devrimcisiniz. Nereden anladın? Saldırgan değilsiniz. Bana iyi davrandınız, saygılı. Korkmamam için gereken çabayı gösterdiniz. Bunu kendiliğinden anladığına sevindim. Nerede okuyorsun? Akademide. Politik görüşün var mı? Sempatizan. Ablan? O çok karşı böyle şeylere. Merhaba Sema. Korkma abla! Size hiçbir kötülük gelmez bizden, polis peşimizde. Bir süre gizleneceğiz burada. Sen anlat. Buna lüzum yoktu. Şimdi daha çok korkuttunuz onu. Korkacak bir şey yok abla, sakın bağırma. Zaten bağırsan da yararı yok. Bunu düşün, iyi düşün. Bıraksın mı seni? Siz anarşistsiniz, değil mi? Hakim sınıflar öyle bir attılar bize. Devrimciyiz biz. Ne oluyor? Geçip gittiler. Anlaştık, değil mi? Görüyorsun ki sana kötü davranmak niyetinde değiliz. Mecbur olmazsak tabii. Buradan emin bir yere gitmeliyiz. İyi ama nasıl? Telefon olsaydı kolaydı. Oğuz'a haber verirdi, gelir alırlardı bizi. Olayı duydularsa evi terk etmişlerdir. Hasan abiye telefon edelim, sabah seni sormuştu bana. Bırak onu. Şimdi 10 saat ahkam keser. Başka seçeneğimiz yok. Ben konuşmam onunla, yardım da istemem. Sıkışıp kaldık. Buralarda en yakın telefon nerede? Bilmiyoruz. Şey, üst katta komşularda var. Bir de bir sokak ileride kulübe var. İkisi de işimize yaramaz. Ben kulübeye giderim. Tehlikeli. Başka çaremiz yok. Ben gideceğim öyleyse. Kimi arayacaksın? Oğuz'u. Yoklarsa? Yapacak bir şey kalmıyor o zaman. Kendi başımızın çaresine bakarız. Hava kararınca çıkarız buradan. Ben gideyim. Oğuz yoksa Hasan abiyi ararım. Olmaz. Abimi aramayalım. Bırak duygusallığı. Ne oluyor ya? İşçiler çalışmak istiyor. Onlara engel olmaya hakkınız yok. Bu yüzden bir olay çıkabilir, dikkatinizi çekiyor. Müdür bey, müdür bey! Biz grevimizi 3-5 işveren uşağına kırdırmayız. Terbiyeli ol! Bir kere çalışmak isteyenler 3-5 kişi değildir. Sayıları grevci işçiye yakındır ve hepsi de vatanseverdir. Kimin ne olduğunu herkes biliyor. Ama seni nutuklar atmaya başlamak... Lütfen beyler, lütfen, demokrasi var. İsteyen çalışır, istemeyen de grev yapar. Bunlarla konuşulmaz müdür bey, size söyledim. Çağıralım devleti, göstersin gücünü. Bas git ulan Teres! Ayak altında dolaşma.
Alo, sendika genel merkezi mi? Burası Haydarpaşa. Sarı köpekler ilk günden bokluğa başladılar. Az önce gar müdürünü de yanlarına alıp gelmişler. Üyelerimizi çalıştıracağız diyorlar. Biz mi demir gibiyiz, değil mi arkadaşlar? Polis geldi! Grevimizin kanun dışı bir yanı yok, herhangi bir olay da yok. Sizi kim çağırdı buraya? Ne işiniz var burada? O sarı köpekler çağırdılar değil mi? Bu sizin yaptığınız grev kırıcılığıdır. Yasal haklarımızı çiğnetmeyiz size. Grevimizi kırdırtmayız. Gelmiş bunlar ya! Ne olacak, sarılar çağırmıştır! Zehirmezleyeceğiz bunları! Arkadaşlar, sen bir taşkınlık yapmayın! Çalışanları içeri alacaklar besbelli! Ne olursa olsun korkmayalım! Kendinize gelin arkadaşlar, buna biz karar veremeyiz! Bizi çatışmaya zorluyorlar, bunu başaramayacaklar! Başaramayacaksınız! İki sıra olun! Kimse müdahale etmesin. Hepimiz tamamız galiba. Evet, tamam. Buradayız. Birinci bölge grev komitesi toplantısını açıyorum arkadaşlar. Gündemimizin ilk maddesinde çalışanların sayısını ve durumunu gözden geçireceğiz. Harekete 20 kişi var. Depo, ambar, revizörlükte 50 kişi, yolda 5 kişi. Toplam 75 kişi ediyor. Haber gelmeyen bölümler var daha. Orada da çalışsa ancak 75-100 işçi çalışır. Arkadaşlar, bana kalırsa iş bu kadar basit değil. Çalışan işçi sayısı az olabilir ama biz olaya sayıyla bakmamalıyız. İyice belli oldu ki grevimiz çok yönlü saldırılarla karşılaşacak. Sendikamızın verdiği yetki çerçevesinde gece gündüz demeden burada hazır beklemeli, gelecek saldırıları önceden karşılamalıyız. Bu durumda disipline uymayan genç arkadaşlar önem kazanıyor. Onlarla daha ciddi konuşmalı, oyuna gelmemek konusunda dikkatlerini çekmeliyiz. Çalışan işçilere de yaptıklarının doğru olmadığını bir güzel anlatmalıyız. Haklısın. Ben de katılıyorum. Kabul. Bak şu grev kırıcılara, ikisi işe geliyor gene. Bir güzel sopa çekelim ikisine de. Olmaz öyle şey. Seyir mi edeceğiz bunları? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. Ulan Recep, orospuka gibi kıvrak vura nereye böyle? Gel ya, boş ver. Ne bakıyorsun lan? Dur ya, dur be! Amma pis ağzın var senin de, geç şöyle! Recep, dur hele biraz! Dur bir dakika ya! Bana bak, Yakup'un dediğine bakmasın. Ayıp ediyor doğrusu. Doğrusun, ayıp etti. Ama siz de ayıp ediyorsunuz. Olacak şey mi bu sizin yaptığınız? Demokrasi yok mu arkadaş? İsteyen çalışır, isteyen de... Hayır, demokrasi kadar taş düşsün başına Ahmet. Lan sizin şu yaptığınız antidemokrasi be! Burada bu iş kolunda 15-20 bin işçi grev yapıyor. 1000 kadar da siz varsınız. Bir düşün lan! Hiçbir yerinden bulamazsan, yaptığınız işte bir bokluk olduğunu oradan çıkarırsın işçiyse. Düşünün de ondan sonra demokrasi falan filan okuyun bize. Tamam mı? Arkadaş, şu elindeki nasır, çoluğun, çocuğun, tüm arkadaşların bir gün gelecek grev kırıcılığın ne olduğunu haykıracak size. O zaman bu utancın altından nasıl kalkacaksınız, he?
Burada çalışırken yalnız bizi işçi sınıfına ihanet ediyorsunuz. Bunu düşünmenizi istiyoruz. Yarın çocuklarınız büyüyünce, sizin grev kırıcısı olduğunuzu öğrenince yüzünüze bakmayacak, sizden utanacaklardır. Bunu biraz düşünün. Kolay gelsin arkadaşlar, durun hele. Biraz ara verin çalışmaya. Şu elektrot yüzünüzü aydınlatınca ayıbınız ortaya çıkıyor. Ben sizin yerinizde olsam hiç ışığa çıkmam, karanlıkta ihanetin pisliğiyle baş başa kalırım. Sizin yerinizde olsam insan içine çıkmam. Bu arkadaşlarla mesai sonrası görüşmek lazım. Azmi'nin kahvesine çıkıyorlar abi. Gerekirse evlerine gidilir. Biz dün gece Sabri ile konuştuk. Bu utanç bana yeter diyor ama hala çalışıyor. Tehdit ediyorlar diyor. Düzenbazların, sahtekarların... namussuzların, satılmışların tehditlerinden yılmamaları gerektiğini anlatacağız onlara. Hep beraber olursak dünyayı yeni baştan kuracak gücümüz olur. Bunu anlatacağız onlara. Bir kitap okuduydum. Bir işçi vardı. Her gelen bir şeyler söylüyordu. Onun tek cevabı vardı. Ben onu bunu bilmem arkadaş diyordu. Yeryüzünde iki sınıf vardır. Biri sömüren sınıf, öteki sömürülen sınıf. Ben sömürülen sınıftanım, hepsi bu. İşte anlatılacak olan bu kadar arkadaşlar. Bu kadar basit. Ben Hasan. Durmadan özgürlükten söz ediyorsun. Sigaram bitti. Alabilir miyim? Alabilir miyim hiç? Tabii alamam. Evde sıkıldım. Dışarı çıkabilir miyim? Çıkamam. Kaç saattir buradayız? Neredeyse kıpırdamadan oturtuyorsun bizi. Bu mu özgürlük? Hem ne zamana kadar sürecek bu? Arkadaşın da gitti gelmedi. Tabii gelmez. O kendini kurtardı. O çekti gitti. Sen niye gitmiyorsun? Sigara vermekle iş bitti sanıyorsun. Hem de Bafra sigarası. Bütün gece burada oturamam ya ben. Selim'dir bu. Sen bak. İyi akşamlar hayatım. Aşk gemisi başladı mı Semahacığım? Bizim televizyon yine kararı verdi. Ah Semahacığım, bayılıyorum bu aşk gemisine. Hele o doktor yok mu? Pek hızlı şey ayol. Ablan evde değil mi? Nerede? Kim bunlar? Sakın bir de birlik yapmaya kalkışma. Kim bunlar? Sıdık Hanım, üst katta komşu. Ayol açsana. Aşk gemisini kaçıracağız.
içinde hayat var. Nefeci, bugün şurada caddede bir anarşist vurmuş. Anarşist mi vurmuşlar? Duymadınız mı ayol? 200 metre ileride. Ya pek feci. Ya ya. Tehlikeli erkeklere hör vurun. Bacanağa bak, bütün biraları içiyor. Sarhoş da olmuyor. Şakalar içiyor be. Be deme bakayım. Ayıp değil mi oğlum? Şişeyi kurtardık. Kusura bakmayın. Sınavlarım var, çalışmak zorundayım. Kalkın, kalkın, kovulduk. Yürü İzzet. Böyle şey gelmedi başıma. Gidiyorlar. Yürü İzzet, meğer daha ağır misafirleri gelecekmiş de ondan kovmuş bizi. Hıh, güleyim bari. Evet. Sibel Hanım'ı arıyoruz. Sibel Özcan'ın evi burası mı? Evet, ne istiyorsunuz? Ben Bülent'in abisi. Bülent? Telefon edip bu adresi verdiler. Hah, buyurun. Bülent ve Selim neredeler? Merhaba abi. Abla, sen nereden çıktın? Selim nerede abi? Nerede mi? Ben ne bileyim, bana telefon etti. Ondan sonrasını sana sormalı. Buraya gelmedi. Az önce gelen komşular bir şeyler söylediler ama... Ne söyledi? Caddede bir anarşist vurmuşlar. Bugün mü? Nerede? Kimmiş? Selim mi yoksa? Saat kaçta? Bu kadar söyledi. Selim'dir mutlaka. Dur bakalım, daha belli değil. Selim'dir. Kendine gel Bülent. Devrim yolu sarptır, engebelidir. Biz bu savaşa girerken ölmeye hazırlıklıydık. Selim yiğit bir savaşçıdır. Yaralıysa yeniden savaşa katılabilmek için ölüme karşı direnecektir. Eğer o yiğit kardeşimizi emperyalizmin uşakları katlettiyse... ...o devrimci mücadelemizde sönmeyen bir ateş olacaktır. Bana bak. Sakin ol. Biz halkımıza adadık kendimizi. Aklımızla, yüreğimizle, varımızla, yoğumuzla. Ölüm nereden gelirse gelsin, hoş geldi, safa geldi. Gel şuraya da ne yapacağımızı konuşalım. Dışarısı vızır vızır polis dolu. Kardeşime yardım ettiğiniz için teşekkür ederim, sağ olun. Ben yardım etmedim, zorla kapattı. Bana kalsaydı polis çağırırdım. Ne kızıyorsun? Kızacağına düşün. Bak, bana kalsaydı ihbar ederdim diyor. Elbette. Kaypak küçük burjuva başkanı beklenir ki. Her neyse. Bizim hareketimiz bunların da insan gibi düşünmelerini sağlayacak. Bırak şimdi bunları. Bana bak, ben senden yardım istemedim, anlıyor musun? Selim'e de kesinlikle seni aramamasını söylemiştim, aramış. Demek ki aramak zorunda kalmış. Diyelim ki öyle. Ama tepeden bakma. Şu anda içinde bulunduğumuz koşullara da bakma. Önemli olan koyduğumuz eylemdir. Burada tartışmayalım, yeri değil. Bunun yeri olmasa nerede? Bülent, bir an önce gidelim kardeşim. Aşağıda da bekleyenler var. Gidelim. Gidiyoruz. Umarım burada olanlar unutacak kadar akıllısındır. Tabancaları sen al. Biz çıkıyoruz. Aşağıdan zili çalınca gelin. Bacım, bir yanlışlık yapmayın sakın.
Hoşça kalın. Bir dakika. Sağ ol. Allah kahretsin! Bir tehdit ediyorlar. Cehenneme kadar yolunuz var! Bugün ne kadar mutluydum. Her şeyi alt üst ettiler. Bunların yüzünden rahat huzur kalmadı memlekette. Küstahlıklarına bak! Kendi evleri gibi geldiler, kaldılar ve gittiler. Hele o ablalarının teşekkürüne ne dersin? Kardeşine yardım etmişmişiz. Yardım edecekmişim. Korkmasam bar bağırır bütün mahalleyi toplardım buraya. Saçmalama abla. Ama vakit geçmiş değil. Hala bir şeyler yapabilirim. Evet evet, polise olanları anlatmalıyız. Abla! Tabii! Hem ya yakalanırlar da bizim evde kaldıkları anlaşılırsa? Ya Sıdıkan'ın bir şeylerden şüphelendiyse, haber vereceğim. Böyle bir şey yapamazsın, yaptırmam sana, anlıyor musun? Başımız dertte aptal, anlamıyor musun? Olmaz öyle şey, muhbirlik yaptırmam sana! Bana engel olamazsın! Engel olamaz mıyım? Peki, git öyleyse, git haber ver! Ama şunu iyi bil, bir daha yüzümü göremezsin! Bir muhbir abla diyemem ben! Şu emaneti versene abla. Devrin namlunun ucundadır. Biz emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı halkın bağrında savaş veriyoruz. Halkımız bizi anlıyor, daha da iyi anlayacaktır. Bak Bülent, bak kardeşim. Sana 10 kere anlattım. İçinde bulunduğumuz yoğun mücadele şartları el verse 10.000 kere daha anlatırım. Halka bir vurgunucudan zorla alınan 4 konserve kutusuyla gidilmez. O 4 kutu halkımızın yolunu aydınlatmaz. Binleri, 10.000'leri seferber etmenin yolu bireysel terörden geçmez. O dağıttığın konserve kutusunun üzerinden kayıp gidersin. Senin dar kafan bu kadar işliyor işte. Biz oraya konserve dağıtmaya gitmedik. Onlara bir tek şey gösterdik. Somutta burjuvazinin sanıldığı kadar güçlü olmadığını gösterdik. Bu kavga burjuvazinin minderinde sürdürülemez. Biz ekonomizm bataklığına saplanıp bakmıyoruz dünyaya. Artık iyice gerileyen bu sömürü düzenini sizin yolunuzdan giderek yıkamayız. İşte sizin anlamadığınız da bu. Peki arkadaş. Dur kaçma, politik ideolojik mücadelenin en keskin biçimde verilmesi gerektiği zamanda ekonomik mücadele bataklığında çırpınanların kaçmaktan başka çaresi yoktur. Ama sen beni dinlemek zorundasın, biz proletaryanın... Yeter be! Siz önce ateş ediyor, sonra nişan alıyorsunuz, anlayın artık! Arkadaşlar, tersane işçilerinden sonra ülkemizde ikinci kez tramvay işçileri grev yaptılar. Bu grev ülkede geniş yankılar yaptı. 3 teşrin evvel, yani Ekim 1928 tarihli gazeteler greve başlanacağı haberi şöyle veriyorlardı.
Yarın son işleme akdedilecek. Tramvay şirketiyle amele itiraf ederse grev ilanı muhtemeldir. 8 Teşrin evvel 1928 tarihli gazeteler ise greve saldırıyorlar. Grevlerin menşin gösteri bitmemiş daha. Vakit geç oldu. Neden uzadı acaba? Şimdi anlarız. Ameleler. Ne haber Mustafa, bir terslik var mı? Her şey normal Hasan. Yalnız bir ara öğrencilerle polisler çatıştı. Veselen mi, gel hele. Şu senin evin alt tarafında oturan Oğuz var ya. He var. O da bağırışanlar arasındaymış. Bir sesleniver hadi. Oldu sesini. Bu gösteri neden uzadı bu kadar? Baştan bir film gösterdiler. Şimdi de eski grevleri anlatıyorlar. Arkadaşlar çok memnun. Dayanışma gecesinden bir haber var mı? Sendikadan geldiler. Her şey hazırmış. Bu diye bizi desteklemeye gelen 20 kadar talebe de salonu donatmaya gitti. Peki. Yabancı kumpanyalara karşı ilk kez demiryolu işçileri mücadele vermiştir. Vagonli kumpanyasının müdürü, burada bu paçavra dili konuşmayacaksınız diye ana dilimizi konuşan işçilerimizi tehdit etti. Tehditlerin ardı arkası kesilmedi. Bir işçimiz kendi toprağında bana başka dil konuşturamazsınız dedi. Bu yanıt emperyalizmin küstah temsilcisini azdırdı, işçimizi tokatladı. Tüm ülkemizde gösterilere ve emperyalizmi lanetlemeye yönelik kitle hareketleri başladı. Bunun üzerine Fransız hükümeti resmen özür dilemek zorunda kaldı. Şu anda izlediğiniz fotoğraflar o günkü olayları yansıtmaktadır. Bugün de şanlı vagoni direnişçilerinin mücadele ruhu Türkiye işçi sınıfının savaş tarihine ışık tutuyor, yol gösteriyor. Selam. Merhaba. Gelin şöyle. Neler olduğundan haberiniz var mı? Ne gibi? Selim vurulmuş, bir de İbrahim varmış. O da vurulmuş ya da yaralanmış. Bülent bir yerde saklanıyor. İbrahim'le Selim yaralı mı, ölmüşler mi? Bilmiyorum. Bütün bildiğim bunlar. Bülent nerede? Dinleyin dedim bir dakika. Size bu havadisi vermek için çağırmadım. Bırak şimdi, Bülent nerede? Evin bir yerde. Şimdi siz söyleyin bakalım. Bu gürültünüz, patırtınız böyle sürüp gidecek mi? Senin o gürültü patırtı dediğin şey grevinden çok fazla işe yarar. Bunun sonuçlarını görmüyor musunuz? Bizim eylem biçimimizin yararlarını fark etmiyor olabilirsiniz. Ama sonunda doğru olduğumuz anlaşılacak. Yani işçi sınıfını biz belirleriz diyorsun, öyle mi? Öyle demiyorum. İşçilerin sınıf bilinci kazanmaları için öncülük ediyoruz biz. Siz parti misiniz? Sendika mısınız? Bir üretiminiz var mı? Belirleyici olma öncülüğünü hangi teoriden çıkarıyorsunuz? Meseleyi saptırıyorsunuz. Bırak şimdi bana masal anlatmayı. Amerika'yı yeniden keşfetmeyelim. Kitabı konuşmayı da bırak. Ülkenin durumuna şöyle bir bakarsanız ahkam kesmenin bir boka yaramadığını görürsünüz. Biz sizin iddia ettiğiniz gibi genç arkadaşlarımızı eylemimizden dışlamıyoruz. Örnek mi istiyorsun? İşte genç arkadaşlar slide gösterisi yapıp arkadaşlarımızı aydınlatıyorlar. Hah, slide gösterisi. Bazıları da dayanışma gecemizin düzenlenmesini üstlendiler. Evet, büyük organizasyon. Küçümseyin bakalım. Tabii siz slogan atmak varken böyle önemsiz işlerle uğraşmazsınız. Ama şunu iyice bilin ki böylece gücümüz bölünüyor ve düşman karşısında zayıf düşüyoruz. Bu az sorumluluk mu? Ha? Olduğunuz yerde kalın. Bu para babalarının bir oyunudur. Uyanık olalım arkadaşlar. Gençlerin geldiği oyuna gelmeyelim.
Ödümü patlattım. Zaten bugünlerde iyice ürkek oldum, bir de sen korkuyorsun. Şu gazetelere bir bakayım. Ne düşünüyorum biliyor musun? Şu okulunu bitirsen, diplomanı alsan, bir fabrikaya girsen. Buralarda dört duvar arasına kapanıp kalacağına, kavgana daha yararlı olsa. Baksana, aylardır yüzünü göremedik. Bu olay olmasaydı gene de göreceğimiz yoktu. Aklını başına toplasan, Hasan gibi. O ne yapıyor? Dayanışma gecesi var, buradan doğru oraya gideceğim. İyi. Birkaç saat beraber olacağız demektir. İşçiler birleşin! İşçiler birleşin! İşçiler birleşin! İşçiler! Şimdi grevimizi destekleyen diğer sendika ve demokratik kitle örgütlerinden gelen mesajları okuyorum. Birleşin! İşçiler! Birleşin! İşçiler! Bayramınız bayramımızdır. Hepimiz biliyoruz ki gelecek günler bizimdir. Yaşasın dünya işçilerinin birliği, kardeşliği. Zalimler, titreyin! Vurdular. Hey, geriye gidin. Durun şunu. Yakalayın. Bırakın. Bırakın beni. Bırakın. Kaçın. Bırakın beni. Abi. Çekil lan bu çocuğu. Çekil. Ben abisiyim, bu ablası. Ne şu olacak beni? Bırakın. Ha ha!
Beydiler, centilmenler, bir dakika, bir dakika. Az sonra üstlere nasıl el konduğunu, ambargonun nasıl kalktığını ve IMF baskısıyla nasıl kur ayarlaması yapıldığını göreceğiz. Meteciğim, lütfen takdimi kısa kes de şu ambargoyu kaldır artık. Makinist başla artık. Başlasın, hadi. Bakın bakın, IMF geri kalmış bir ülkenin mahremiyetine girerek bütün servetini ortaya döktü gene. Evet, şuraya bak. Nereden bulmuşlar? Ooo, ambargo kalktı. Hadi sen. Bu ülkenin de merkezi ne oldu? Ambargo ne ambargo oldu bari? Beklememi söylemiştin. Tam 4 saattir bekliyorum. Beklediğine pişman olmayacaksın. Üç can daha söküldü etimizden, ciğerimizden. 14 kurşun daha saplandı yüreğimize. Bülent kardeşim, Selim, İbrahim kardeşlerim. Yetsin artık be, yetsin bu kendi bildiğini ölmeler. Dal boylu, elimde büyüttüm seni. Ablandım, anandım. Gün tek bilek, tek yürek, tek ses, tek nefes olma günüdür yiğit canlarım. Bunu anlamak için daha kaç kurban vereceğiz arkadaşlarım? Daha kaç kurban? Kahpe kurşunlara mı büyüttüm seni? Kahpe kurşunlara mı? Kahpe kurşunlara mı? Yatmadın mı sen? Neredeydin? Arkadaşlarla oturduk biraz. Sonra vakit geç olunca düşündüm bütün ki... Bütün gece eve gelmedin. Ben de burada pencere önünde sabahladım. Meraktan öldüm. Başına bir iş geldi sandım ama iş başkaymış. Büyütüyorsun. Asıl sen olanları görmüyorsun. Eskiden de hep olduğundan farklı görünmek çabasındasın. Şimdi de ders verdiğin evin büyüsüne kapıldın. Rezil ediyorsun kendini. Sema! Abla, bu söylediklerim gerçek! Görmezlikten gelmeye çalışma! Fazla ileri gidiyorsun. Asıl sensin ileri giden! Ne kendilerini biliyorsun, ne yapman gerekeni! Kes sesini! Bana o anarşistlerin ağzıyla konuşma! Demagoji yapma! Bana nerede gecelediğini söyleyebiliyor musun? Evet. Hayır! Ama ben tahmin ediyorum neler olduğunu! Sabah akşam dilinden düşürmediğin, anlatırken ağzının sularını aktan o muhteşem olanakların sahibiyle birlikteydin! Kim bilir ne kadar mutluydun! Bütün o zenginliği senin sandın bir an! İşte yanılgın bu! Sus artık! Susmayacağım işte, susmayacağım! Sen de o sözünü ettiğin evdeki iskemlelerden, vazolardan veya ne bileyim adamın altındaki arabalardan birisin! Modeli eskidi mi ya da daha iyisi bulundu mu kaldırılıp atılacak bir şey! Bir eşya! Bir eşyasın yani! Kullanılıp atılacak bir eşya! Anladın mı?
şey, kardeşim gelmedi de, yani bütün gece eve gelmedi. Acaba bir yerde, yani sizin bir yardımınız, grevden filan söz ediyordu. Ne var? Kardeşim gelmedi de greve gitmiş. Acaba siz... Kardeşim bizi kovdu ama ne grevi bu? Demir yolu grevi. Biz grevi ne anlamayız. Buyur bacım. Hasan Bey'le görüşmek istiyordum. Hasan Bey? Ha, Hasan abi. Abi bak, seni soruyor. Merhaba, beni tanıdınız herhalde değil mi? Hiç yabancı, buyurun. Hani kardeşiniz... Tamam, tamam. Hay Allah. Uykusuzluk, yorgunluk. Neyse. Hayrola bacım? Kardeşim, hani tanıyorsunuz onu da. Eve gelmedi dün gece. Bir iki gündür grev yerine gidiyorum deyip çıkıyordu evden. Ne kadar engel olmaya çalıştıysam olamadım. Akşam haberlerde burada olaylar olduğunu duydum. Çok korktum. Buraya gelmiş mi? Sanıyorum. Geldiyse bile kaygılanacak bir şey yok bacım. Dün 50-60 tane öğrenci götürmüşler. Hasan! Hı? Seninle bir görüşmemiz lazım. Olur, görüşürüz. Nereye götürmüşler? Tutuklamışlar yani. Onun içindedir belki. Affoldum. Ne olacak şimdi? Nerelere gideceğim ben? Git evine bekle bacım. Nasıl olsa bırakırlar. Kaygılanma. Seni telefondan istiyorlar. Olur. Hadi. Ne kadar da rahatsınız. Tabii ne olacak? Tutuklanan sizin kardeşiniz değil. Otur bacım, ben şimdi gelirim. O zaman tutuklananlar arasında olup olmadığını araştırırız. Otur. Oturacakmış, zaten buraya gelişim hata. Sanki bunlar bir şey yapabilirmiş gibi. Ben ne yapacağımı biliyorum. Mete Bey'i göreceğim. Sekretere söyleyin. Teşekkür ederim. Mete Bey'le görüşeceğim. Ne hakkında? Özel. Haber verir misiniz lütfen? Kim değil? Sibel. Beyefendi, Sibel Hanım sizinle özel bir konuyu görüşmek ister. Sibel Hanım mı? Ne arıyormuş iş yerimde? Sordum, özel olduğunu söylediler efendim. Neymiş? Niçin aradığınızı soruyorlar. Kardeşim tutuklanmış. Kardeşi tutuklanmış efendim. İyi. Gönder onu. Bir de anarşi çıktı başımıza. Söyleyin ona, derse merse de gelmesin bundan sonra. Nereden sararız böyle pislikleri başımıza ya? İşler yoluna gidiyor anasını satayım. Dün gece 4 kişi daha gelip çalışmaktan vazgeçtiklerini, greve katılacaklarını söylediler. 15 kişi daha bugün çalışmayı bırakacak. Disiplinimizi reddeden gençlerden iki grupta öz eleştiri yaparak bize katıldı. Bu da çok sevindirici. Bu gidişle iyice toparlanacağız. Merhaba. Merhaba.
Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nasıl gidiyor? Sağ ol, demir gibi. Güzel. Şu işe bakın. Hayat nerede olursa olsun durdurulamıyor, yürüyor. Şu kalın yağlı traversten arasından hayat fışkırıyor. Ama bakın, yol çiçekler, otlar eziliyor, yok oluyor. Direnmesini bilen çiçeklerse boy vermeye devam ediyor. Tüm baskılara rağmen. Bu hanım seni arıyor. Merhaba bacım. Kardeşim yani. Hala ortalarda yok. Acaba siz burada tutuklananlardan bir haber alabildiniz mi? Bize kızıp gitmiştin. Ben de sorup soruşturmadım, gerek kalmadı diye. Çok şaşırmıştım. Kim bilir ne kadar korkmuştur. O böyle şeylere pek karışmazdı. Ama o olaydan sonra... Boşuna telaşlanıyorsun bacım, her şey düzelir. Merhaba. Levent, nasılsın koçum benim? Arkadaşlar, ben bacımızı konaklama yerine götürüp hemen döneceğim. Sizinle jeneratörde buluşuruz. Tamam Hasan. Halil, sen de mi gidiyorsun? Hayır, geliyorum. Dersiniz. Telaşımı fazla buluyorsunuz belki ama biz böyle şeylere alışık değiliz. Hiç başımıza gelmedi. Necmettin. Buyur. Bacımızla ilgilenin. Tamam. Bizim biraz işimiz var. Ama kardeşim. Sen hiç merak etme bacım. Hoş geldin bacım. Buyur. Buyur bacım. Şey diyecektim. Buyur bacım. Ben de bir şeyler yapsam. Yani nasıl? Yardım etsem size. Ne güzel. Neden olmasın? Yalnız önce kardeşinizden bir haber alalım. O da olur. Hem bir şey olmaz diyorsunuz, herhalde olmaz. Sanırım. Şey bakın, ben diyorum ki mesela burada işçilere ders verebilirim.
İngilizce dersleri, ne dersiniz? İngilizce pek gerekmez. Sen otur bacım. Biz şu jeneratör işini halledelim, konuşuruz. Ver şunu bakayım bana. Seni! Buyur bacım. Hasan Bey'le konuştum. Saçmaladım galiba. Arkadaşlar, bunun böyle olacağı belliydi. Sömürü düzeninin sonu yaklaştıkça baskılar artıyor. Bu durumda kısır tartışmalardan kurtulup hep beraber olmak tek doğrudur arkadaşlar. Arkadaşlar, her yerden destek mesajları yağıyor. İşçi kardeşlerimiz bizi destekliyor. Ne olmuş ya? Dört kişi be kardeşim be. Herkes Allah'ın düşündüğü bu zaten ya. Değil mi? Arkadaşlar, arkadaşlar, lastik işçileri bizi destekliyor. Provokasyon açığa çıkana kadar her ay 3 ay metre yetiştirin! Bu oyun bozulacaktır! Ekmek, gül ve hürriyet.